Metastaz yapmış, tümör dokusu çok fazla. Ne yapacağız? Semptomları hafifletmek için bronşların içindeki kanserli hücreleri temizleyeceğiz. Aferin Burak. Şuna bak. Metastaz göğüs duvarına yapışmış. Kurtulması mucize olacak. Bence ne söylediğine dikkat etsen iyi olur. Nasıl olsa beni duyamaz. Bunu bilemezsin. Hastalara olan tutumumuz da işimizin bir parçasıdır. Sadece doğru teşhis seni iyi bir doktor yapmaz. Sanki başka asistan yokmuş gibi Suat Bey'le ben konuşuyorum. Bilerek yaptılar biliyorum. Ama ben Ela'ya sorarım. Zeren Hanım. Suat Bey, görmeniz gereken hasta hamile bir kadın var. Tamam, gidelim. Söylemen gereken bir şey yok mu? Hayır yok. Ne de olsa siz her şeyi söylüyorsunuz. Ben hastanın hikayesini kastetmiştim. Hastanın hikayesini kastetmişmiş. Maalesef kanser göğüs duvarınıza metastaz yapmış. Hava yolunuzu tıkayan ufak bir tümör aldık. Bu daha kolay nefes almanızı sağlayacak ama tam bir tedavi değil. Durumunuz ciddiyetini koruyor. Yani kurtulmam çok zor öyle mi? Anlaşıldı. Sessizliğinize bakılırsa çok yakında öleceğim. Seher Hanım. Lütfen beni ameliyata alın ve ne varsa temizleyin. Yalvarırım. Yapmam gereken bir sürü şey var. Daha fazla zamanım olmalı. Şimdi ölemem. Seher Hanım, maalesef yeni bir ameliyat. Susun. Anne. Buradaki kafeteryada süper sandviç yapıyorlar. Tam senin sevdiğin gibi. Ne güzel. Zaten bizim muayenemiz de bitmişti. Odayı ısmarla birlikte yeriz. Ne dersin canım? Tabii doktorlarım gitmeden izin verirlerse. Tabii. Tabii yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Seher Hanım, beni çağırmışsınız. Madem beni iyileştiremeyeceksiniz, hemen bu hastaneden çıkmak istiyorum. Buna izin veremem. Çok büyük bir ameliyattan çıktınız. Bakın, 2 gün sonra kızımın mezuniyet balosu var. Elbisesi hala terzide. Hangi ayakkabıyı giyeceğine bile karar vermedik. Bu, onun hayatında yanında olabileceğim son özel gün. Onu da burada geçiremem. Bu tüpü çıkarırsak akciğerlerinizi kan dolar ve söner. Eminim kızınızın mezuniyetinin mahvolmasını istemezsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ben çok çabuk iyileşirim. Hem artık daha iyi nefes alabiliyorum. Çünkü hava yolunu açmak için tümörün bir kısmını aldık. Ama bu iyileştiğinizi göstermez. Giderseniz enfeksiyon ya da aşırı kanama riskiniz var. Kızınız kanser olduğunuzu bile bilmiyor. Hastane dışında ölüp kalma riskini göze mi alıyorsunuz? Dışarıda size bir şey olursa bunu ona nasıl açıklayacaksınız? Bırak. Benimle gelir misin? Bak Burak. Babanın ölümünden dolayı sarsıldığını biliyorum. Ama hastayı korkutmakla iyi bir şey yapmadı. Kızına yalan söylüyor. Kadın korkmuş. Çoktan. Ölmek üzere. Öyle olmasa bile hiçbir hastayla bu şekilde konuşamaz. Buna hakkın yok. Bir daha aynı şeyi yaparsan bilim hastalarıma yaklaşamazsın. Anladın mı beni?
Anladın mı dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.